Oh, seninle gurur duyuyorum Renfield. İtaat okulunda en çok gelişme gösteren köpek seçilmişsin. Hello? Evet kraliçem, evet. Evet, duyuyor ve itaat ediyorum. Ben iyi bir çocuğum. Ben iyi bir çocuğum. Ben iyi bir çocuğum. Ben iyi bir çocuğum. Aa, bu çok kötü. Bana hemen şef köpeği bağlayın. Unutmayın. Köpek insanın en sadık dostu olarak bilinir. Peki neyi gerçekten biliyoruz ki? Gerçekte bütün köpekler insanoğlunu en ciddi tehlikelerden koruyan gizli bir örgüte üyedir. Bunlar onların heyecan dolu gerçek hikayeleridir. Casus köpeklerin gizli dosyaları. Evet biliyorum bir köpek sahibini sevmeli ama biri artık ona bazı şeylerin çöp örtücüye atılmaması gerektiğini söylese iyi olacak. Heh şef köpek. Haberler acil ajanlar. Tüm dünyada insanlar bir garip davranmaya başladı. Her şey normal görünürken bir telefon alıyor ve değişiyorlar. Ve garip şeyler yapmaya çalışıyorlar. Telefonların kaynağının müdüre Pavlov'un köpek itaat okulu olduğunu tespit. Pavlov, ha? Garip bir çağrışımı var. Küresel bir okul zinciriydi sanırım. Evet, doğru Ray. Ve ne gariptir ki bunlar ücretsiz okullar. Senin görevin içeri sızmak, araştırmak ve şüpheli tüm çalışmaları sona erdirmektir. Bu Pavlov'un programının dünyayı tehdit eden tehlikeli çalışmalarına son vermen için sana güveniyorum. İyi şanslar şef köpek. Bu da mı? Sessiz ol Ralph. Ralph kes şunu. Müdüre Pavlov'un köpek itaat okulunda bedava dersler. Ha, buna ihtiyacım yok. Ralph ona söylediğim her şeyi yapıyor zaten. Ralph yaramaz köpek. Uzak dur oradan dedim sana. Bu kadar yeter Ralph. Seni hemen itaat okuluna göndereceğim. Nihayet. İtaat okuluna hoş geldiniz. Her zaman dediğim gibi sahibini eğitmek de köpeği eğitmek kadar önemlidir. Bu yüzden başlangıç olarak lütfen köpeklerinizle bu küçük odaya girin. Böylece hiçbir şey dikkatinizi benim sesimden uzaklaştıramaz. Şimdi gözlerimin içine bakın. Benim sesimi duyuyorsunuz. Benim sesim sizin isteğiniz. Benim isteğim sizin isteğiniz. Senin isteğin bizim isteğimiz. İyi çocuklar olmak istiyoruz. O zaman oturun. Oturun dedim. Durun. Durun. Yuvarlanın. Kalkın. Kalkın ve yalvarın. Aferin oğlum. Aferin kızım. Aferin oğlum. Sen oradaki hemen bir çek yaz ve bana bankadaki tüm birikimlerini ver. Sen bir tavuksun. Bir tavuk gibi gıdakla. Evet kraliçe. Sen oradaki dans et. Benim için dans et. Zavallı sersem maymun. Yeter. Beni yordunuz. Aptal köpeklerinizi de alın ve evinize gidin.
Bol. Merhaba Sol. Çok iyiydi değil mi ha? Seni köpek kemiklerini iliklerine kadar korkuttum. Evet, çok komikti istersen. Neyse, bu kadar eğlence yeter. Frau Pavlov inanılmaz biri değil mi? Hipnotizma, psikoloji ve parapsikoloji, paranormal sosyoloji ve paraşüt alanlarında derecesi varmış. Evet, doğru. Üstelik dans bile ediyormuş. İnanabiliyor musun? Kullanılmış araba satarak başlamış ama tabii ki tüm dünyanın kontrolünü ele geçiremediği sürece yeteneklerinin harcanacağını düşünüyormuş. Tüm dünyadaki insanları yeniden programlamamız imkansız. Bu konuyu çoktan düşündük. Angus bir plan hazırladı. Delice bir plan ama en azından bir planımız var işte. Bir plan yaptım. Delice bir plan ama en azından bir plan. Bu Pablo denen kadını önce dışarı sıfır noktasına çekmemiz gerekiyor ve sonra da bombayı atacağız tabii. Bomba mı? Oh, kemikler aşkına bomba olmaz. Hala fazla sert olduğunu düşünüyorum. Ama yine de şu bombayı dolduralım. Pilottan bombacıya. Bombardıman kapaklarını aç. Bombayı bırakın. Şunları tak. Birazdan hiç hoş şeyler olmayacak. Çok heyecanlıyım. Ne sevimli bir çift. Müdüre Pavlov'un okuluna hoş geldiniz. Rahat konuşabilmemiz için önce küçük köpekçiğinizi bu odaya koymanızı istiyorum. Bu sabah çarşaflarımı değiştirdiler. Anlıyorum. Neyse, fazla uzatmayalım. Gözlerimin içine bak. Hadi ya, lavla kaplıymış gibi yapalım. Çabuk üzerimden çekil hemen. Scrabble, sakız ister misin? Ver onu bana. Onu bırak çabuk. Otur ve yalvar. Karpuz fasulyeleri. Beni dinle. Bana ismini söyle. Sümüklü böcekler çiçekken. Bana köpeğinin ismini söyle. Bir seferinde kar yağmıştı. Bırak onu çabuk. Yeter artık, pes ediyorum. Ben müdüre Pavlov'um. Ben herkesi eğitebilirim, eğitebilirim, eğitebilirim. Eğer birazcık oturursan sana şeker veririm. Bak, gördün mü? Şimdi de bir uzaylı oldum. Müdüre bayan, gözleriniz çok komik. Komik mi? Ben sana komiyi gösteririm. Müdüre, ben bir müdüre sayılmam. Benim sesimi duyuyorsun. Benim sesimi senin isteğin. Benim isteğim senin isteğin. Senin isteğin benim isteğim. Bir daha asla kimsenin beynini kontrol etmeyeceksin. Asla ama asla. Git ve akıllı uslu bir kız. Evet, akıllı bir kız olacağım. Sandviç kulübesine hoş geldiniz. Sandviçinize neler almak istersiniz? Büyük annemin kocaman donları var. Hardal ya da mayonez? Okula tabisi. Beyaz ya da esmer ekmek? Saat 3. Servis mi, paket mi? Ralph, çamurlu poponu kanepeden indir hemen. Alo. Benim isteğim senin isteğin. Çamurlu poponu kanepeden indir hemen. Duyuyor ve itaat ediyorum. Bu programlama işi o kadar da kötü değilmiş. Ama bunu sürekli kullanacak değilim tabii. Yani yapmayın. Bu gece köpeklerin sanatsal etkinliklerine göz atacağız. Hafif müzikal komedi. Köpek dünyasının en tatlı cazibesi bu gece size bir gösteri düzenledi. İyi köpekler hakkında birkaç küçük şarkıyla doğru ve iğnenin peşindeki köpekleri anlattı. Kanepeye yün bırakmak istemeyiz, ayakkabılarınızı çiğnemek istemeyiz, halıları mahvetmek istemeyiz, yerli yersiz olmak istemeyiz. Ne bu gece ne dolunayda. Küçük
pembe bir teri yerin bu kadar tüy dökebileceği kimin aklına gelirdi ki? Eğer siyah teri kanepemin üzerine tek bir pembe tüy daha görürsem bu sefer küçük canavarımı... Evet, sizi bu yüzden aradım zaten. Yarın gelip onu alın, bu evden hemen gitmesini istiyorum, anladınız mı? Beni evden atıyor. Beni sevdiğini sanıyordum. Birkaç pembe tüy kanepeye, birkaç tane de sandalyeye döktüm. Biliyorum bana aman yatağa dökme derdi. Ev pembe tüylerle doldu. Kahvesinin içinde pembe tüy. Şimdi de çayının içinde bir tane. Ev gereğinden fazla pembe oldu. Artık benden sıkıldı. Ev gereğinden fazla pembe oldu. Artık benden sıkıldı. Askıyabıl! Yine mi tenis ayakkabılarım? Yaramaz köpek! Annen sana gerçekten çok kızacak. Burada bekle oğlum. Ve ne yaparsan yap, ayakkabılarımı çiğneme. Bu gece ne yapıyoruz? Bu gece bir şey yapıyor muyuz ha? Smolton Belediye Parkı'nda ana gemiyle buluşacağız. Ve sonra da bu akşam dünyayı ele geçireceğiz. O zaman bütün yapışkan insanlardan kurtulacağız. Evet, o zaman bütün yapışkan yangın musluklarından kurtulacağız. Umarım bunu anlıyorsundur seni fındık beyinli ahmak yavru. Bu dünya üzerindeki bütün evlere acil durum telsizleri sakladım. Ayakkabılarda dostum, ayakkabılara sakladım. Bir kırmızı alarm mı? Evet ama ne insan ne köpek ırkının tanımadığı bir dil. Şifre çözücüler üzerinde çalışıyor ama daha önce hiç böyle bir şey görmemişler. Bu bir şifre değil. Bu Scrabble. Bu bir acil durum haberi. Söyle Hadi Ralf. Söyle Hadi Ralf. Söyle Hadi Ralf. Scrabble ne diyor? Söyle Hadi Ralf. Söyle Hadi Ralf. Söyle Hadi Ralf. Söyle. Söyle mi? Söyle Hadi Ralf. Söyle Hadi Ralf. Söyle Hadi Ralf. Bütün gün hiç çişe çıkmamış. Scrabble. Bütün bir günü dünyayı kurtarmakla geçiriyorsun ve en azından bir evine bırakırlar sanıyorsun ya da güzel bir tatil, biraz prim falan. Ama hayır. Tabii onlar dışarıdaki bu pisliğin, çamurun ve sefaletin içinde yuvarlanmak zorunda değiller. Olamaz. Şu halının bir haline bak. Bunu yapmayı nasıl beceriyorsun anlamıyorum Frankie ama bu kesinlikle halıyı son mahvedişin olacak. İlk otobüse buradan gidiyorsun seni baş belası. Olamaz. Demek beni bırakıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika, ben sahip olduğu tek şeyim. Olamaz, beni bırakamaz. Ve artık onu tehlikelere karşı koruyamayacağım. Frank, gidelim. Uzay böcekleri parka bir istila ordusu indiriyor. Yine her şey alelacele. Sanki gidiyoruz ecele. Bir merhaba, suç mu oldu? Ay! Bir zamanlar bir köpek selamı vardı. Her karşılaşmada verilirdi. Benim zamanımda köpekler koklaşırdı. Daha yavruyken babam anlattı. Evlat, zaman çabuk geçer dedi bana. Yakında yaşlı ve yorgun olacaksın. Yavaşla ve vakit varken köpek dostlarını kokla. Sen koşarsan zaman kaçar derdi. Yakalamak istersen dur ve koklaş gençken. Çok köpek kokladım, kendimle yine gururlandım. Baş belası casus köpekler, istifa ediyorum. Bu seferlik bir başkası kurtarsın dünyayı. Harry, yeter artık. Eğer uzay böceği silahını durdurmak istiyorsak şaşırtma ve sürpriz taktiğini uygulamalıyız. Affedersin Ralph'i, kendime engel olamadım. Bu dolunayı gördüğüm zaman ulumak istiyorum. Bu yüzden bu gece beni evden dışarı attılar. Peki ama başının belaya gireceğini bile bile neden yine de yapıyorsun? Bunun güzel bir hikayesi var.
Evet, güzel bir hikaye. Down in Australia, a mere puppy. I guided all the sheep at station 23. All alone in the outback every night. I kept them all safe from the dingo's bite. Then I heard her call, and I really took the fall. She was the cutest little dingo you'd ever see. And the sweet dingo love song was a calling me. We'd howl at the moon through every night. Though I knew every day it wasn't right. The other dingo spread the word. The rabid hasn't got his head. Now across the widest ocean and the deepest sea, a sweet dingo love still calls out to me. Though I try hard to fight it, I can't get free. A sweet dingo love song's got a hold on me. A sweet dingo love song's got a hold on me. İşte bu yüzden beni evden attılar ve sanırım benden kurtulmak istiyorlar. Teslim olun. Bu gece dünya bizim olacak. Once we had a planet, it was made of slime and granite. At least we took it all for granted till it fell apart. So we went out to space, searching for a new place. When we saw the Earth, it really stole our heart. Earth has real nice climate, although it needs more slime at any given moment, coating every part. So, how could it be a crime to bury Earth in slime? When Earth is at a prime age to maximize its slime age, we're working overtime, it's like the slime is hard. Hazır. İnşallah. Unuttum. Ne kötü bir koku bu. Bu evrende tek bir şey bu kadar kötü kokup da yaşayabilir. Krallığımız. Emirlerinizi bekliyoruz krallığımız. Bana sorarsanız sizi boş beyinli evren budalaları gidip kendinizi okyanusa atsanız bile umurumda olmaz. Ya ben mayamı almamışım. Kızısına nefret ederim ben ama. Hey, aşağısı ne kötü kokuyor. Kanalizasyona neler dökmeye başladı bu insanlar. Kimin umurunda? Tonight everything went so darn right. But I really dread the morning's light. I get the blame for shedding hair now. She doesn't even want me there. Little scribble has paid his dues. Now he's gotta pay the price of shoes. Once again, I've ruined her again. She's given me the final hug. They must have heard me howl the moon. Now I'm leaving little Sailor Soul. You know, somehow it just ain't right. They'll never know we saved the world last night. I really dread the morning light. Oh, I really dread the morning light. Biliyor musun Mac? Bu tembel şeyleri gerçekten kıskanıyorum. Lüks bir köpek bakım köyünde bir haftalık tatil. Çok harika olmadı evet, bu. Evet köpekler, köpek dünyasına hoş geldiniz. Bir bakalım, burada bir haftalık tatil için gelmiş 4 köpeğimiz var. Köpek Mitzi. Tüy kaybına son vermek için tımar ve rahatlama terapisi için gelmiş. Köpek Scrabble, yeni oyuncak çiğneme odamızda saldırganlığını yatıştırmak için gelmiş. Köpek Frank, sahibi alıların yerine evi muşambayla kaplayana kadar biraz dinlenmek için gelmiş. Evet, benim için evdeki halılarını atıyor. Köpek Von Raby, çok yalnız görünüyor. Ay'a karşı oluyor. Sahipleri diğer köpeklerde sosyalleşmesi için onu yollamışlar. Görünüşe göre terapiler işe yaramıyor. Pony, sen misin? Sensin. Benim küçük tatlı dingom. Sessiz ol Pony. Beni buradaki diğer köpeklerden biri sanacaklar. Casus Köpek Teleton'un son saatlerine yaklaşırken sizlere hatırlatmak istiyoruz. Başyapıt Tiyatrosu'nun bu değerli eserlerinin sahnelenmesini sağlayan sizlerin yıllık bağışlarınızdır. Şef Köpek, sizinle konuşmak isteyen ve aramıza yeni katılan bir üyemiz var. İsmi Timmy. Merhaba Timmy. Bizi nereden arıyorsun?
Ben benim adım Timmy. Sizler gerçekten hepiniz köpek misiniz yani ve gerçekten tuvalette mi yaşıyorsunuz? Güvenlik alarmı! Telefondaki bir insan siforu çeker, siforu çekin! This is where the credits go, credit where it's due. To the actors and the artists, to the writers and the crew. Sometimes they put a promo in upon the screen's left side. Oh, and when they put the promo in, we want to run and hide. 'Cause when they put the promo in, our credit's been denied. Hey! Och, our credit's been denied!